Herkese merhaba. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Kendi kendime mi konuşuyorum acaba? Beni görebiliyor musunuz? Duyabiliyor musunuz? Herhangi bir aksaklık var mı? Nedir problem? Birilerine davet etmek için, bir izleyici yayınına katılmaya davet etmek için dokun. Bilmiyorum. İzliyorsunuz. Süper. Sesim iyi mi? Süper. Şimdi bunları herhalde kapatmam gerek. Evet, kapattım. Evet, iyi akşamlar. Selamlar. Nasılsınız? Çiçek Taksi'nin kadim seyircileri. Hiç unutmadınız bizleri. Ne güzel, ne mutlu bize. Sizler sayesinde her gün tazeleniyoruz ve yenileniyoruz. Biraz önce yorumlarda da okudum. Yaşlanmışsınız diyorsunuz. Tabii ki yaşlanacağız. Zaman akıp gidiyor. Hem de çok hızlı gidiyor. Ankara'dan, ben de Ankara'ya çok çok selamlar söylüyorum. Zaman çok çabuk akıp gidiyor. Hiçbirimiz o yaşlarda kalmadık. Artık ilerliyor yaşlarımız. Kemale doğru gidiyoruz. Hiç değişmiyor. Teşekkür ederim. Ne güzel, ne mutlu bana. Çok sevindim böyle bir şey duyduğumu, ama yok, değişiyoruz. Zaman çok acımasız. Maalesef böyle karşı koyulmaz bir durum var ortada. Sizler ne yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Hala Çiçek Taksi'yi seyrediyorsunuz. Hepinizi gönülden tebrik ediyorum. Sultanbeyli'ye selamlar. Teşekkür ederim, sağ olun. Selamlar, herkese selam. Var mı sorular? Sorular var mı? Katılımcılar iyi mi? Daha 450'lere ulaşmadık. Peki, biraz binlere gelelim, öyle soru alalım. Ben bu arada kendimden anlatayım. Ayşe abla merhabalar. Evet, dediğimiz gibi onlar gençlik yıllarının dizileriydi ve çok da tadı damağımızda kalan işlerden biriydi. Merhaba Kocaeli'ne de selamlar. Sonrasında o diziler gelmedi. Gerçekten gelmedi. Ne o senaryolar geldi, ne o diziler geldi. O diziler her zaman Almanya'ya sevgiler. Tabii çok büyük avantajları vardı. Açıkçası dizilerin süreleri çok kısaydı. Onun için başlangıçları ve sonları hep tatlı damakta lezzetler bırakıyordu. Ve şimdi çok uzadığı için diziler maalesef böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Teşekkür ederim, ne güzel. Evet, çocukluğunuzda geliyordunuz okuldan. Çantaları bir kenara atıp bizi seyrediyorsunuz. Seyrediyordunuz. Şimdi öyle değil tabii. Hepiniz koca koca adamlar oldunuz. Hepiniz muhtemelen yuva kurdunuz. Çocuklarınız oldu. Diyarbakır'a da selamlar. Hayat çok çabuk akıyor dediğimiz gibi. Siz bizi bıraktığınız gibiyiz biz. Oyunculuğa devam ediyoruz. Setlere devam ediyoruz. İyi akşamlar. Ne güzel. Evet, evet, evet. Maalesef öyle, dediğiniz gibi sizler de yaşlanıyorsunuz, biz de yaşlanıyoruz. Samsun'a sevgiler. Geçtiğimiz kış Samsun'da oyun oynadık. Umarım seyretmişsinizdir. Çok da güzel bir oyunumuz var şimdi. İkinin biri adında Ray Koney'in. Çok keyifli. Urfa'ya da çok selamlar. Urfa'ya da geliyoruz. Aralık'ta galiba Urfa'dayız. Güzel bir oyun. Volkan Severcan, Tamer Karadağlı, Zeyno Gönenç, Haluk Özenç, Sefa Zengin, Rabia, kimler var başka? Hacı Ali'miz var. Bir sürü insanla çok keyifli, bir sürü oyuncuyla çok keyifli bir oyun oynuyoruz. Mutlaka bekliyoruz. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Hani dedim ya başlangıçta, siz söylemeden ben söyleyeyim. Evet, yaşlandım. Hatta gözlüğüm bile var artık. Onun için gözlüğümü takacağım. Bakayım Zuhal abla, Emre abiye yaptığınız şaka hala aklımda. Evet, öyle bir şaka yaptık Emreciğime. Yazık, çok da üzüldü. Çok korktu, panikledi. Emre bizim kıramadığımız arkadaşlarımızdan ve bizi kırmayan arkadaşlarımızdan biri. Gebze'den selamlar, çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, vefat eden tüm oyuncu dostlarımıza, arkadaşlarımıza, abilerimize, ablalarımıza
Buradan selam olsun, rahmet olsun, yattıkları mekanlar cennet olsun. Çok evet Erol abi, Ümit Yesin, rahmetli Evin Esen. Kayıplar verdik, çok önemli kayıplar verdik gerçekten. Ama hayat akıp gidiyor işte bir şekilde. Şimdi okumak için gözlüğü tekrar takıyorum çocuklar. Çok teşekkür ediyorum Sinop, teşekkürler Almanya, teşekkür ediyorum, sağ olun. Ankara, teşekkür ediyorum Zonguldak, teşekkür ediyorum, sağ olun. Ne güzel, ne kadar keyifli. Ankara Haymana'dan çok teşekkür ediyorum, sağ olun. İyi, ne arayayım vallahi, idare ediyorum. dizi gibi değildi. Şimdikilerin tadı sözü yemekler gibi. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet işte eskilerin hep tadı başka. Erzurum. Selam memleket. Böyle filmler tekrar. Evet ama işte dediğim gibi Afyon. Çok selamlar. Sevgiler. Dediğim gibi süreler çok yükselince maalesef dizilerinde tadı tuzu kalmadı. O yılların tadı tuzu gerçekten başkaydı. Ama yediğimiz içtiğimiz bile öyle değil miydi arkadaşlar? Azerbaycan çok teşekkürler. Ne kadar güzel, ne kadar keyiflisiniz. Bizi hiç yalnız bırakmıyor Azerbaycanlılar. Çok teşekkür ediyorum. Kocaman sevgiler sunuyorum. Evet Ümit Yesin eşim oynuyordu Kazım'ı. Van'a da sevgiler. Aynı durmuyoruz tabii canım. Hangimiz aynı duruyoruz? O dizide konuştuğunuz gibi. O dizide konuştuğum gibi konuşursam herhalde kimse beni evde istemez. Çiçek Taksi'yi izlemeni tavsiye ediyorum. Evet, gerçekten öyle. Bizler bile inanın Çiçek Taksi'yi oynarken Üsküdar selamlar, Samsun evet. Adana merhaba tekrar. Adana'ya da geliyoruz haberiniz olsun. Bekliyoruz oyuna. O yılların her şeyin tadı başkaydı çocuklar, yediğimiz içtiğimiz her şey çok başkaydı, çok keyifliydi. Maalesef tadı tuzu kalmadı, dünyanın ve yaşamın tadı tuzu kalmadı. Yani bugün sıcak bir savaşın içindeyiz. Allah Mehmetciğimize yardım etsin, Allah onların ayağına taş değdirmesin inşallah. Sağ salim gelsin yavrucaklar, tek dileğimiz o. Bütün dualarımız onlarla. Hayat değişiyor. Sevgi dolu, sevimli, bazen kahkahalı ama bazen hüzünlü, mutsuz. Her şeye rağmen yaşıyoruz hepimiz. Biz de sizlerden çok farklı değiliz açıkçası. Şimdi tekrar gözlüğü takıyorum. Ayşe abla selam yolla, selam. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Geçtiğimiz aylarda Almanya'da oyun var mı? Olacak inşallah Ekrem'cim. Şöyle bir tartışma konusu yaşandı ve isimler zikredildi. Bazı fan sayfalarında da bunlar oldu ve söylendi. Onlara çok üzüldük. Şimdi kayıplarımız oluyor. Ani kayıplar. Bunlar beklenen kayıplar değil. Çok ani yaşadığımız kalıp kayıplar var. Ümit Yesin gibi. Her şey yolundayken ve güzelken yoğun bakımdan odasına çıkmasını beklenirken maalesef tatsız bir şeyle karşılaştık. Şimdi o öyle durumlarda maalesef cenaze günlerinde insanlar İstanbul'da olamayabiliyorlar. Ya da 80-90 kişilik set planları oluyor, gelemeyebiliyorlar. Vay efendim o gelmedi, o da gelmedi, onda da kimse yoktu, bunda da kimse yoktu. Ya da işte ne bileyim ben atıyorum oraya gelen bir kamera beni çekerdi, diğer arkadaşımı çekmez. Siz de orada olmadığımızı düşünüyorsunuz. Ne olur bunlar üstünden yorum yapmayın. Zaten o zaman acımız çok büyük ve çok derin oluyor. Kayıplarda maalesef sizler de en yakınlarınızı kaybettiğiniz zaman ne kadar üzülüyorsanız Çiçek Taksi bizim için çok başka bir yerde tabii ama her oynadığımız dizide inanın bana ailemizden daha çok oyuncu arkadaşlarımızı görüyoruz. Onun için ne olur bu konularda yorum yaparken daha hassas davranın. Ben çok üzülüyorum, gerçekten çok üzülüyorum. Onun için de hemen yazıyorum moderatörlerinize. Diyorum ki ne olur... Kopenhag, selamlar Kopenhag. Onun için ne olur bir tık daha bizi düşünerek yorum yazarsanız çok sevinirim. Doğum günü kimin? Nicat.
Nicat'cığım mutlu yaşların olsun. Sağlıklı nice mutlu yaşların olsun. Her şey çok güzel olsun inşallah. Isparta selamlar. Evet, o konu öyle geçti. Sizden başka ricam var mı? Evet, geçenlerde Miniş'le ilgili bir yorum yapılmıştı. Ona da çok keyifsiz bir yorumdu. Bir çocuk alsaydın da çocuk baksaydın gibi bir yorum vardı. Çok şükür. İnanın bu konuda aklım çalışıyor. Ama ben bir çocuk aldığım zaman anaokullarında ya da bir bakıcının elinde büyütmek istemiyorum. Bir çocuğum olmadı, Allah vermedi. Ama bir çocuk aldığımda da kendim bakabileceksem almak istiyorum. Bir başkasının elinde çocuk büyütmek istemiyorum. Çok şükür okuttuğum çocuklarım var. Onlara da buradan selam olsun. Bir tane hayat arkadaşı aldım, minişimi aldım. O bir can. İnanın bana çok mutlu, güzel yaşıyoruz onunla. Onun için bu konuda da hassas olduğumu lütfen sizden rica ediyorum. Bu yorumları yapmazsanız çok mutlu olurum. Oyununuza bekliyorsunuz inşallah. İnşallah biz de bekliyoruz. Ödemiş selamlar. Bulgaristan selam. Micingelliyim ben. Bulgaristan Micingel. Milliymişim. çiçek taksiyer resimler var mı? Ya şöyle, resim yok çocuklar. Çok enteresan. O zamanlarda nedense setlere fotoğraf makinesi götürdüğümüzde 36'lık çekip ay içinden bir de 40 çıkarır mıyız falan diye böyle Kodak makineler vardı. Onlarla gidip geliyorduk. Ama nedense çok fazla resim elde edilmemiş. Böyle bir arşiv yapmamışız. Onun için çok resmimiz yok açıkçası. Ancak işte gazetelerde bir şey yayınlandığı zaman ben de küpürleri keserek elde ediyorum. Ya da sizler bir şeyler koyuyorsunuz, o zaman alıyorum. Ayşe, evet. Geri gelmek söz konusu olur mu? Çok olmaz. Çünkü çok kayıplarımız var. Her şeyden önce Erol abimiz yok, Ramço'muz yok, Kazım yok, Aykut Oray yok, Haydar'ımız yok. Onlara hepsine Allah rahmet eylesin, gani gani rahmet eylesin. Çok iyi oyunculardı, yürekleri çok güzel oyunculardı. Umarım mekanları cennettir, bizi oradan izliyorlardır. Çok teşekkür ediyorum Nicat'cığım, sağ olasın. Hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar. Adana'dan selam. Oyuncu kimdi? Hepsiyle çok iyi anlaşıyorduk Elif'cim. Çünkü şöyle, biraz önce onu konuşuyordum. Başka bir şeyler girdi araya, yarım kaldı. Biz dediğim gibi o yıllarda, hem o yıllarda hem sonrasındaki yıllarda, hem sahnede, tiyatroda kulis arkadaşlarımız, aynı sahneye çıktığımız arkadaşlarımızı, hem de aynı dizilerde var olan oyuncu arkadaşlarımızla hep bir şekilde görüşüyoruz. Orada ya da burada görüşüyoruz. Bir şekilde mutlaka bir merhabamız da var. Onları öpüyoruz, kokluyoruz, sarılıyoruz, özlem gideriyoruz. Onlar hep böyle hep güzel yerlerde saklı. Dediğim gibi yeniden olur mu? Çok zor. Çok zor. Gerçekten çok zor. Ne Ayşe Ayşe. Hepsiyle de çok iyi anlaşıyorum. Melda Arat'ımı unutmamam lazım. Canım arkadaşım. Tuna Arman, kuzum benim. Cengiz Küçük Ayvaz. Ah kuzum benim. Teker Açıkalın. Nasıl severim. Her ikisinin de oyunculuğu çok lezzetlidir. Selim Erdoğan. Çok çok değerli arkadaşlarımız vardı. Çok keyifliydi. Gölcük'ten selamlar ben de. Bakü'den selamlar. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mersi. Projelerde gözükmüyorum. Çocuklar çok uzadı artık. Gerçekten çok uzadı. Bizler setten 20 saat falan çalışıyoruz ve 6 gün çalışıyoruz. Bir gün bize kalıyor. İnanın bana o 4 saatte eve geldiğimde duş mu yapmalıyım, yemek mi yemeliyim, uyumalı mıyım, ayaklarımı dinlendirmeliyim, yatağa yattığım zaman ayaklarımı nereye koyacağımı bile bilemiyorum. Çok zorlaştı artık. 150 dakika, 160 dakika işler çekiliyor. İnsanüstü bir gayret var. İki ayrı ekip kuruluyor. İki ayrı ekip kuruluyor ama maalesef... Sen hasta ziyaretine gitme ne olur. Güzel var abi. Tamam peki. Bulanacak. Merhabalar. 150 dakika, 160 dakika çok zor. Çok zor yani. İki ekip kuruluyor ama oyuncu tek. Fark eden bir şey olmuyor. İki ekip arasında mekik dokuyoruz.
çok zorlaştı. Onun için dizilere bir tık daha böyle ara verdim. Gördüğünüz isminiz aklıma gelmiyor ama Çiçek Taksi Ayşe abla deyince aklıma geliyor. Ne mutlu bize. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, ben de isimleri çok unutuyorum çocuklar ya. Kızlar aranızda bekar olan kim bu ayol? Ömer. Ömer hayırdır inşallah. Yarın da yörende bulamadın, buralara mı geldin? Evet, Hacı Osman Şentabak ailesi. Teşekkür ediyorum. Danimarka Kopenhag. Selamlar. Yozgat, selam. Teşekkür ederim. Sağ olun Olcay Bey. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gülmek güzeldir. Somurtursak hiçbir şey güzel gitmiyor öyle olunca. Kazım çok çekti benden. Gerçekten çekti. Ben de Kazım'dan çektim ama. Doğruya doğru. Mehmet'i de unutmayayım ya bu arada. Oğluşumu unutmayayım. Geçenlerde bir aradaydık. Son bayramda, bayramın ikinci günü bebişlerimizi karşılaştırdık. Kerem de artık büyüdü, adam oldu, kocaman iş adamı oldu, aile babası oldu. Güzel de bir evlilik yaptı. Çok hoş bir gelinim var açıkçası. Çok güzel bir gelinim var. Onlara da buradan sevgiler, kocaman öpüyorum hepsine. Minişimle onların oğluşu oynadı geçen gün işte. Bursa'ya selamlar. Erol Günaydın'la çalışmak çok güzel bir duyguydu. Tabii ki onlar bizim duayenlerimiz. Duayenlerimiz sette olduğu zaman tadından yenmez set. Eski anıları dinleriz. Onlardan oyunculuğun püf noktalarını alırız onlardan. Onları izlediğinizde hepsi bir ders niteliğindedir aslında. Onları görebilmek çok önemliydi. Ne mutlu bize gerçekten yetiştik. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Cihan'cığım. Ben de sizi seviyorum. Hala çok gençsiniz. Ay ne güzel. Bir tek bana yaşlanmadın değil. Çok yaşlandım çocuklar. Kısır günü yapacakken Kazım arayınca, o da kibar cevap verince başka numarayı aradım Kazım diye cümlesi. Evet. Yani ne güzel. Dünya kız çocukları yine. Evet ne güzel. Ben de bir kız çocuğuydum ailemin. Bütün kızların günü kutlu olsun. Çok zayıfladım. Yo, çok zayıflamadım aslında çocuklar. Şeyde Çiçek Taksi zamanında daha zayıftım. Sonra kilolar aldım. Benim mide ameliyatlarım vardı. Onları hallettik falan filan. Belki o zamandan sonra biraz kilo vermiş olabilirim ama aldığım kiloları verdim yani. Oyunculuğunuz ve doğallığınız sanki bizden bir... Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çiçek Taksi gibi senaryo gelse keşke. Ya ne güzel olur değil mi? Hangi oyuncularla görüşüyorum? Hepsiyle görüşüyorum. Hepsiyle görüşüyorum. Çok yeni Cengiz'le konuştuk. Tuna'yla konuşuyorum. Dediğim gibi Kerem'le çok yeni konuştum. Başka? Civan'ım. Ay Civan'ım canavam. O Bodrum'a yerleşti. Bodrum'a gittikçe ona bir merhaba yapabiliyoruz. Melda'yla karşılaştım geçenlerde. Çok da keyifli bir sohbet ettik. Ayaküstü bir tiyatro oyununda karşılaştık çünkü Melda'cığımla. Zaman zaman görüşüyoruz karşılaştığımız zaman. Hepimizin kendine ait işleri var, koşturması var. Her zaman bir arada olmuyoruz ama bir arada olduğumuzda dediğim gibi sanki aileden birini kucaklıyormuş gibi oluyoruz. Bu arada hep kendi aramızda da konuşurduk. Bunu da söyleyeyim size. Çiçek Taksi başladığı zaman, TRT zamanı oldu, ATV zamanı oldu. Çiçek Taksi başladığında eğer set aramız varsa, atıyorum işte havanın kararmasını bekliyorsak dış çekimler için ya da işte içeride bir şey çekilecekse sahne kurulurken falan. Ay hemen televizyon açalım. Ne yapıyor bizimkiler acaba diye. Biz bile inanırdık o ailelere. Çok çabuk geçti. Zaman çok çabuk geçiyor çocuklar. Yani ne zaman bu yaşlara geldik, ne zaman bunlar oldu, kaç bölüm geride bıraktık. Böyle, hayat böyle, maalesef böyle. Söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Evet genç gözüküyorum ama bu işte... Gözlüklerle gözlüklerle geçmiş olsun. Genç olmadığımız çıkıyor ortaya. Ya çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mersi. Ne güzel. Ne güzel. Yorulmadım. Yorulur muyum? Sizlerle hiçbir şey için yorulmuyoruz ki. Çünkü şimdi bir arkadaşımız kimdi? Ramazan söylemiş. Ramazancığım merhaba. 20 dakika oldu. Yorulmadın mı? Demiş. Yorulmadım. Ben 6 yaşında çocuk radyosuyla başladım. Sonra Tevfik Gelen bir tiyatrosuyla tiyatroya başladım. 6 yaşında mesleğe başladığımı düşünür isek
42 senedir yorulmadım arkadaşlar. 20 dakikanın lafı olmaz. TRT1'de oynansa ne güzel olur değil mi? Gerçekten doğru söylüyorsunuz. Teşekkür ederim, sağ olun. Mardin'e selamlar. Şimdi Mardin, Midyat. Oralarda hercai çekiliyor. Benim sevgili arkadaşım Banu Akdeniz'in çok keyifli bir işi var. Aynı zamanda Kocaman Ailesi, Kocaman Ailem, Aşk Yalanı Sever gibi dizilerinde yapımcısıydı. Onun şimdi dizisi oynuyor. Hatta ara ara da oraya bakıyorum. Gözüm gidiyor. Çok da keyifli bir iş çıkarttılar. Onlara da başarılar diliyorum. Allah kolaylık versin. Amin, amin, amin inşallah. Rahmet okuyanlar var içinizde. Bakü'ye selamlar, Gemli'ye selamlar. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Sağ olun. Bodrum'a selamlar. Ayşe ablanın baklavası meşhur. Dur. Doğru söylüyorsunuz ama ne baklavalar ne mantılar yapardık orada biz. Doğru söylüyorsunuz. Gül gölge, gül cümle. Ara ara telefonda konuşuyorum. Karşılaşamıyoruz. Onda iki tane evladı oldu. Büyüdü, kocaman oldular çocuklar. Onların koşturmasında ben Anadolu yakasında oturuyorum. O Avrupa yakasında oturuyor falan derken gidip gelmek şu trafiği çekemiyorum bile. İşe bile giderken ilk önce anlaşmayı, sözleşmeyi şu kurallar ve şartlarda yapıyorum. Beni evimden alıp evime bırakacaksınız geliyorum arkadaşlar diyorum. Onun için kendim özellikle kalkıp karşıya geçme safhası benim için bir ölüm oluyor. Şimdi, ay teşekkür ediyorum, sağ olun. Selam söylerim. Hayır gitmedim. Azerbaycan'a selamlar. Çok teşekkür ediyorum. 10 yaşındaydım. Çok güzel diziydi diyor. Doğru söylüyorsunuz. İşte diyorum ya, hep birlikte büyüdük aslında. Ben de çok büyük değildim aslında yani. 27-28 yaşlarında falandım herhalde. Biz de büyüdük işte böyle. Abla dizi isimleriyle söylesen oyuncuları, karıştırıyorum hangisi diye. Peki. Ben de şimdi karakter isimlerini unutuyor olabilirim. Civan Canova, Gül Gölge'nin yani Maviş'in Celal. Başka kimi söyledim? Mehmet, Kerem. Kerem Tarhan Mehmet. Melda Arat. Avukat neydi? Selcan. Manoş, Fındacım, ya Funda vardı tabii, ya Fundam vardı, kuzum benim. Funda'nın ismini hatırlamıyorum ama onlar, ha Kayhan abiyle ara ara telefonlaşıyoruz. O da buralarda, çok şükür sağlığı yerinde. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben de sizleri gördüğüm için çok mutlu oluyorum. Şeker, çok teşekkür ediyorum, sağ olun, çok sağ olun. Evet, hala izleniyor olması aslında ne kadar bizim için de çok mutluluk veriyor açıkçası. Gürcistan'a selamlar. Çok teşekkür ediyorum Seyyat Bey. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, Selim küçük bir hata yaptı. İnşallah onun telafisini yapacaktır. Hayat diyorum ya, bazen nereye çekeceği belli olmuyor maalesef bizlere. Onun için o konuda çok fazla konuşmak istemiyorum. O beni çok üzen bir olay çünkü. Çok üzülüyorum. Onun için çok fazla oraya değinmek istemiyorum. Keşke yine başlasa. Ya değil mi, ne güzel oldu. Teklif nasıl geldi? Çok komik bir durumdu. Teklif anlatayım size gerçekten. Ayşe karakteri nasıl geldiğini anlatayım size. O yıl hatırlamıyorum. 98 olabilir mi? 98 galiba. 98'in yılbaşısını kutlayacağız. Ümit Yesinler'de, yani Kazımlar'dayım. Kendi eşi, gerçek eşi Evin Esen. Allah rahmet eylesin ona da. Yılbaşını hep birlikte kutlayacağız. Bir şeyler hazırlıyoruz. Yapım koordinatörü Yılmaz Ekmekçi aradı. Telefonum çaldı, açtım. Sonra ne yapıyorsun? İyiyim dedim, valla ne yapayım Yılmaz Bey, bildiğiniz gibi yeni yıl. Sofra hazırlıyoruz masa başında geçmek için. Dakikaları sayıyoruz. Ya dedi, hadi bakalım dedi, şu günü atlatalım da dedi, bu hafta bir konuşalım. Sana bir rol teklif edeceğim dedi. Tamam hadi, hayırlısı olsun. Görüşmek üzere. İyi seneler, iyi seneler. Kapattık telefonu.
Evin dedi ki hayırdır Yılmaz Ekmekçi aradım. Böyle böyle yeni bir iş varmış herhalde dedim. Beni çağıracakmış bu hafta dedi. Allah Allah dedi. Dedi biliyorum. O da o dönemde Aşk Yalanı Sever diye bir iş var. Yok. Unuttum. Bir iş daha vardı. Bir onda oynuyor. Bir Tatlı Kaçıklar'da oynuyor. Aynı Türker abinin işlerinden biri. Ulusal Radyo Televizyon işlerinden iki tanesinde oynuyor. Ama Ayşe öldü. 1,5 sene olmuş. Durmuş dizi. Sonrasında tekrar başlayacak. Ya dedi ki çiçek taksi başlıyormuş. İster misin Ayşe'nin yerine seni alsınlar dedi. Aa olur mu olur mu? Aa, ciddi misin? Yok canım öyle bir şey olursa dedim ben gider miyim dedim. Senin rolünü niye oynayayım dedim. Aa saçmalama kızım olur mu öyle şey dedi. Ben zaten iki işte oynuyorum. Eğer dedi oynamak istersen git Ayşe Fatma birileri oynayacak sonuçta. Git sen oyna dedi. Neyse hafta arası oldu. Biz Tuna Arman, Özden Özgürdal, Kulakları Çınlasın çocuk oyunları oynuyoruz. Zeytinburnu'nda bir okulda oynuyoruz. Okuldan çıktım. Tuna dedi ki ya hadi dedi beni ararsın sonrasında. Tamam konuşuruz dedim. Gittim Yılmaz Ekmekçi'nin yanına. Geldim dedim ne var nasılsınız ne yapıyorsunuz iyi misiniz iyiyim dedi. Türker abinin yanına çıkaracağım şimdi seni ama çok zayıflamışsınız. Oha ne yaptım böyle dedi. Beni tanıdığı ve benim çiçek takside konuk oynadığım bir iki bölüm vardı. Oradan da Yılmaz Ekmekçi ile tanışıyorum. Tatlı Kaçıklar'da oynadım. Oradan hatırlıyorum. Ama o zamanlar çok kiloluydum. 122 kilolara falan çıkmıştım. Sonra işte ameliyatlarla kilo verdim. Bu arada hiçbir şey okuyamıyorum. Devam edeceğim yani okumaya. Şu anekdotu anlatıyorum. Sonra gittim. Dedi ki Yılmaz Ekmekçi hemen dedi üstüne bir şey giydirmemiz lazım dedi. Bunu ilk defa anlatıyorum çocuklar. Çok uzun yıllar geçti. Türker abi de artık kusura bakmasın. Ona minik oyun oynadık Yılmaz Ekmekçi ile. Dedi ki Zuhal dedi hemen dedi benim montumu giyiyorsun. Üstüne dedi kabanını geçiriyorsun. Altına bir şey daha hırka giyiyorsun. Seni biraz şişman göstermemiz lazım bizim dedi. Çık yukarı dedi. Yukarı çıktım. Hoş geldin, beş gittin. İşte Türker abiyle konuştuk. Hadi bakalım, hayırlı olsun dedi. Ben aşağı indim. Tamam dedim Yılmaz Bey. Okeyleştik biz dedim Türker abiyle dedim. Hadi hayırlısı olsun o zaman. Sözleşmeni imzaladı. Öyle başladım. Evin sağ olsun canım benim. Kendi oynadığı rolü aslında bana kendi eliyle vermiş ve sunmuş oldu. Ona da minnet duyuyorum. Ne güzel sizler gibi bir sürü seyirciyle bizi kavuşturdu. Onun için çok mutluyum. Bütün şeyi bu. Olayı bu. Şimdi. Çiçek taksi lafı söyler misin? Nereden hatırlayayım? Çocuklar 20 yıl olmuş çiçek taksiye oynayalı. Ben 20 saniye öncesini unutuyorum. Teşekkür ederim Oğuzcum anneciğine selamlar. Bursa'ya selamlar. Mersin'e selamlar. Hacı Osman Şentebakoğlu ismini kim koydu? Güzel. Hiç bilmiyorum ama senaristlerimizden biridir. Giresun'a selamlar. Umut'cum niçin kalbinizi kırdım onu yazmanızı istiyorum. Afrin'den selamlar, selamlar. Selamlar. Azerbaycan, Ordu'ya selamlar. Afrin. Ay Afrin'e de gittik canım. Mehmetçiklerimizi orada da ziyaret ettik. Allah onlara güç kuvvet versin. Çok zor işleri. Umarım kazasız, cezasız, bir an önce sağlıkla yuvalarına kavuşurlar. Azerbaycan Şeki. Sevgiler. Erzurum. Sevgiler. Dadaş kızı. Çok teşekkür ediyorum. Aynen öyle. Mine Soley. Ay canım benim. Canım Mine Soley'im. Perihan. Evet Perihan abla. Perihan Hanım'la görüşemiyoruz. O da Ayvalık'a yerleşti. Uzun zamanlar oldu, görüşemedik. Şimdi başka... Erdal Türkmen. Canım Erdal'ım, doğru söylüyorsun. Çok da güzel oynadılar. Diyorum ya size, bütün oyuncuların Çiçek Taksi'ye kattığı o lezzetle zaten güzelleşti Çiçek Taksi. Bu kadar unutulmaz oldu. Herkesin ayrı ayrı inanılmaz emeği vardır Çiçek Taksi'nin üzerinde. Duayen Türker İnanoğlu. Allah sağlıklı uzun ömür versin Türker abiye. Buradan hürmetlerimizi iletelim. Evet, iyiyiz. Teşekkür ediyorum.
Çiçek taksi. Ah öyle mi? Başınız sağ olsun. Allah size sağlıklı uzun ömür versin. Ömer'e ne oldu? Ömer'e bir şey olmadı. Ömer gayet iyi, sağlıklı. Cengiz Küçük Ayvaz yani. Teşekkür ediyorum. Ben de sizi seviyorum. Avukat Kenan, Bekir Aksoy. Canım Bekir'im. Yakışıklı Bekir'im. Poğaça surat. Biz ona öyle söylerdik. Canım benim hala çok yakışıklı ayrıca. Çok da güzel oyunları var. Gidin mutlaka. Bavul diye bir oyun oynuyorlar. Çok keyifliler. Antalya'ya selamlar. Geliyoruz Antalya. 25 Kasım falan herhalde Antalya'dayız. Dizinin çekildiği yerlere kendi dizi, başka dizilerim olduğu zaman gidiyorum. Kocaman ailem zamanında. Hemen eski Çiçek Taksi durağının karşısında Kavacık'ta bir iş yanında çekmiştik. Holding binamız oradaydı. Orayı görüyorum tabii. Evet, Funda Girda, doğru. Abuzer'in Ceylan'ı. Fundacığıma da selam olsun. Evet, başka. Abuzer'i görüyor mu? Hayır, görmüyorum. Berlin'den kucak dolusu sevgi. Dalaman'a selamlar. Samsun'a selam söylemiştik. Evet, arkadaşlar. Yavaş yavaş gitme zamanı gelsin mi? Çok düştü çünkü gidenler de var. Onun için artık bir bay bay yapsak mı hepimiz birbirimize? Sizleri seviyorum. Umarım her şey gönlünüzle gider. Okuyabildiğim kadarını okudum. Okuyamadıklarımı belki yayın sonrası bir seyrederim. Orada bir bakarım. Ama kimin birini kırdığımı okumuştum. O bana lütfen yazsın. Niçin kırmışım onu öğrenmek istiyorum. İlk önce siz karısını aldatan bir adamın eşi. Ha evet, bir şeyde konuk oynadığımda böyle bir bölümdü. Haklısınız. Bekir Aksoy havalandı mı be? Niye havalansın ayol? Hava. Bu çok güzelmiş. Yok, bizim o ekipte hiç kimse havalanmadı çocuklar. Herkes olduğu gibi. Nuray'la Canan'ın kasetinde takı ya. O çok feci bir bölümdü değil mi? Başka? Özledik tabii. Çok özledik yine. Tabii yani o günler özlenmez mi? O günler özleniyor. Şimdi çok sorulara bakmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgi dolu mesajlarınız var. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Bodrum'dan da bana da herkese de selamlar. Evet, Erzurum'a demiştim zaten, vize. İstanbul, İpsala vize, oralar mı vize? Çok çok selamlar, vizede de çok enteresan anılarım vardır. Tekirdağ, Yunanistan sınırına. Almanya'dan selamlar, Karaman'dan selam. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Bandırma'ya selamlar, Malatya selamlar. Türker abi iyi çok şükür, bir yaramazlığı yok. Bağcılar selamlar. Evet, Antalya selamlar, Mardin selam, Kilis çok güzel. Evet, ben hala okumaya devam ediyorum ama bunun sonu gelmez diye düşünüyorum. Niye küstün gidiyorsun Süleyman Söğüt? Ne oldu anneciğim, herkes gülerken sen niye suratını açmışsın? Yok, Süper Babaanne de oynamadım çocuklar. Bulgaristan'a selamlar. Ah kıyamam, maç varmış. Hadi koşun maça. Hadi maça. Haydi maça bir iki. Kıbrıs'a selamlar. Çok teşekkür ediyorum. Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Çiçek Taksi'de oynamışım. İyi ki sizler o yıllara tanıklık etmişsiniz. Bizim için çok özel yıllardı. Çok güzel yıllardı. Sizleri seviyorum. En son bir oluşumla bay bay diyeyim mi size? Giydirdim bunu sizin için ben. Dur bakalım ne yapıyormuş. Miniş. Anneciğim. Gel bakalım annem.
Miniş annesinin lokumu. Ay durun şunun şapkasını da geçireyim, size gösterelim. Ha evet, böyle tavşan çocuk oluyor bu. Tavşan çocuk oluyor, bir görsünler seni, bir görsünler. Gel anneciğim, gel. Tavşan çocuğumuz. İşte böyle. Sizleri seviyorum. Herkes kendine çok çok iyi baksın. Sağlıklı günler diliyorum hepinize ayrı ayrı. İyi ki varsınız. İyi ki o yıllara dediğim gibi hep birlikte şahitlik ettik. Herkes yüreğinden geçirdiği kadar güzel bir ömür geçirsin inşallah. Hepinizi tek tek öpüyorum kocaman. Hoşçakalın.